Demek Memoli sana İstanbul'u gezdirecek ha? Aman abla, hiç istemiyorum aslında. Ona da dedim istemiyorum diye ama çok istedi, çok ısrar etti. Ben de kıramadım tabii. Tabii tabii. Niye kıramadın peki? Çok ısrar etti dedim ya abla. Kız Kulesi mi ne varmış buralarda? Onu göstereyim sana dedi. Gelmezsen eğer köyde seninle alay ederler dedi. Yani koskoca kız koca İstanbul'a gitmiş bir Kız Kulesi'ni görmeden geri gelmiş derler dedi. Ben de mecburen kabul ettim tabii. Mecburen yani. Hayır desem Memoli'ye şimdi çok ayıp olacaktı, biliyorsun değil mi abla? Biliyorum biliyorum, hem de çok iyi biliyorum. Başak, Cem falan da geliyor abla. Ha, belki sen de gelirsin ha. Bir iki saatte gider gelirse ben. Hem de enişte de biletimi alırsa. Canım ne işin var benim sizinle? Başak'la Cem de gelemezler. Bir yığın işleri var onların da. Hem ne güzel baş başa gezersiniz. Emirgan'da çay içersiniz. Boğaz'da yürüyüş yaparsınız. Nerede nerede? Emirgan'da diyorum, çay içersiniz. Boğaz'da yürürsünüz. Bahar geldi biliyor musun? Şimdi bütün aşıklar baş başa çıkmışlardır Boğaz'a. Aşıklar mı? El ele mi? Abla niye hep böyle yapıyorsun da beni utandırıyorsun? Yüzümü kıpkırmızı ediyor. Gerçeği inkar etmekten vazgeçersen ne yüzün kızarır ne de bir şey olur. Gerçek ne ki abla? Ha? Hem Memoli ile benim Boğaz'da ne işim var hem de el ele? Orasını ben bilemem artık. Sen bilemezsen ben nereden bileceğim abla? Dün gece Memoli ile baş başa konuşurken sorsaydın bu konuyu da. Ne? Açılsaydınız birbirinize diyorum. Belki sadece Kız Kulesi'ni gezmekle kalmaz, başka şeylere de ikna ederdi seni. Nasıl başka şeylere? Hadi hadi anlamamazlıktan gelme. Niye böyle yapıyorsun? Öyle çok yakışıyorsunuz ki birbirinize. Yok abla. Ben bir çay koyayım sana. Kahve? Köpüklü? Bulaşıkları yıkayayım. Başla. Zeynep sakın bir yere kımıldama. Burada kalacaksın anlaşıldı mı? Göbergin abla. Ha, yaşasın kapı çalıyor. Bana bak bu işi atlatacağını zannetme. Gelince devam edeceğiz konuya. Selam. Allah razı olsun tam zamanda geldiniz. Sizi görünce bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi. Hadi geçin geçin. Berk hala baygın. Dün geceyle ilgili hiçbir şey anlatmadı. Bütün ayrıntıları, olayların perde arkasını hepsini öğrenmeye geldik. Ben meraktan uyuyamadım dün gece. Abla. Şşt. Gürültü yapma. Hanım ağayı kızdırma. Hanım ağa mı? Evet hanım ağa. Demek uyandın ha Kürşat. Şu haline bak. Sana acıyım mı güleyim mi doğrusu karar veremiyorum. Arka arkaya bu kadar çok hata yapmasaydın, bu kadar güzel bir sabahta bu rahatsız koltukta uyanmak yerine benim koynumda uyanırdın ne güzel. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Bu oyun daha ne kadar sürecek Gülsüm? Aa, hemen sıkıldın mı yoksa? Daha yeni başladık halbuki. Al bak, sana kahvaltı hazırladım. Ne o? Artık sabahları içmiyor musun yoksa? Ya da viski alacak paran mı kalmadı ha, Kürşat? Bana bak. Ben konuşurken bana bakacaksın. Sana bana bakacaksın diyorum. Bakıyorum da sinir krizinin eşiğine gelmişsin bile Gülsüm. Buradan sonra neresi var biliyor musun? Biraz düşün bakalım. Böyle beyaz önlüklü doktorlar, tersten giyilen gömlekler, hemşireler. Bunlar sana bir ipucu veriyordur herhalde. Kürşat. Yine böyle çıngıraklı yılan gibi kıkır kıkır gülebiliyorsan karşımda, sallayacak bir kuyruğun kaldıysa henüz seni öldürmediğim içindir. Unutma. Henüz. İkimiz de dibe vurduk Gülsüm. Buradan aşağısı yok. Buradan sonra ya çıkarız ya da hayatımızın sonuna kadar denizin dibindeki yosunlar gibi bir hiç olarak yaşarız. Dibe vuran sensin Kürşat. Dibe vuran sensin. Ben dimdik ayaktayım. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Dimdik ayaktasın demek. İki dakika yalnız bıraktım seni. Ufacık bir köylü çocuğu 100 milyon dolarlık tarihi eseri gözlerin önünden göz açıp kapayana kadar aldı ve götürdü. Yani davet etseydik Erkan abi buyur al hepsini götür deseydik bu iş herhalde bu kadar kolay olmazdı ha? Erkan içinde turşu var zannedip götürmüştür kamyonu. Hiçbir şeyin farkında değildir zavallı. Bir ordu saldım peşine.
Merak etme, hem malları hem de onun kellesini getirecekler bana. Ay, bir ordu salmış, bir ordu salmış. Yoksa şu fabrikadaki avanaklar ordusu mu ha? Hani şu Erkan'ın arkasından el sallayan avanaklar mı? Gülsüm, ben olmadan bir hiçsin, kabul et. Gel bir daha en baştan deneyelim. Önce Erkan'ı, sonra diğerlerini bir bir önümüzde diz çöktürelim ha? Ne dersin hanım ha? Eski günlerdeki gibi öyle mi? Hadi sen çık dışarı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.